işe ilk olarak neyle başlıyorum? Tabii ki sarmamla. Neden? Çünkü onun güzelce dinlenmesi gerekiyor. O zaman vişneli yaprak sarmanın malzemeleri gelsin. Bugün size vişneli yaprak sarmanın bütün püf noktalarını ve alternatiflerini göstereceğim. İçine vişne de ekleyebilirsiniz, sararken de kullanabilirsiniz. Adım adım hepsinden bahsedeceğim. Fakat en önemli püf nokta, kesinlikle iç harcında bol miktarda soğan kullanmanız gerekiyor. Ve mümkünse bu soğanı kısık ateşte pişirip bir miktar karamelize etmeniz lazım. Ne kadar soğan kullanacağız? 2 su bardağı pirinç için şöyle kocaman 3 tane soğanı yemeklik doğrayın. Diğer malzemelerimiz neler peki? Soğanların karamelize olmasına yardımcı olmak için şekerim var. İçi için biraz fıstık kullanacağım. Arzu edenler fiyatı biraz yüksek kullanmaya da bilir. Kuş üzümümüz var ama mutlaka önceden ıslatın. İçine kuru kuru koymayın. Onun dışında da sevdiğim bütün baharatları orijinaline sadık kalarak ekledim. Nedir onlar? Yeni baharım var. Karabiberim, bol miktarda nanem, toz tarçının ve biraz da nar ekşisi kullanıyorum. Yine içine su ekleyeceğiz. Ben vişne suyu ama bu su tencereye nasıl gidecek? Hemen kocaman bir parantez açıyorum. Pirinçlerinizi eğer 30 dakika ve üzeri ıslattıysanız, tekrar ediyorum, 30 dakika ve üzeri içine su eklemiyorsunuz. Ama benim burada yapacağım gibi ıslatıp hemen nişastasını almak için yıkayacaksanız mutlaka 1 su bardağı vişne suyu ekleyin. Neden? Çünkü bugün asma yaprağı kullanacağız. Bunlar pamuk gibi, pirinçleriniz pişmez. Eğer bu aşamaya atlarsanız yapraklarınız dağılır, bilginiz olsun. O zaman biz de hemen pirinçlerimizi ıslatalım. Hemen bir tane kaba pirinçlerimi alıyorum. Üzerine kaynar su ekleyeceğim ve 5-6 dakika sonra yıkayacağım. Benim buradaki amacım nişastadan kurtulmak. O sebeple 1 su bardağı su iç harcının içine gidecek. Burada bir sürü malzeme görüyorsunuz ama inanın bana soğan en önemli malzemelerden bir tanesi. Bir de ben çok sevdiğim için aromasını mutlaka şöyle 2 diş sarımsak eklerim. Bugün sarımsak çok kullanacağım, o yüzden önümde bu kadar fazla var. Hemen başlayalım. İçine yarım su bardağı kadar zeytinyağı ilave etmeniz gerekiyor. Kademeli ekleyin. Bir kısmını şimdi ekledim, bir kısmını da sonra ilave edeceğim. Üzerine hızlı yumuşasın diye önce şöyle bir tuzunu ilave edelim. Yine alternatifli olarak burada 2 seçeneğiniz var. Önce fıstıkları kavurup soğanlarla devam edebilirsiniz. Ama bu işlemde fıstıklar biraz soğanın da suyunu çekiyor. Pirinç için de su koyuyoruz, yumuşuyor. Peki ben ne yaparım her zaman? Bunları sona bırakırım. İç harcı olmaya yakın yağsız tavada çevirir, içine eklerim. Dediğim gibi 2 şekilde önce kavurup sonra malzemeleri ekleyebilirsiniz. Ya da benim gibi yağsız tavada çevirip böyle nar gibi çıtır çıtır içine gönderebilirsiniz. Orta boy tavamın altını hemen açtım. Fıstıkları da gönderiyorum. Bunlar genelde dikkat edilmeyen ama lezzeti çok farklı bir yere götüren ufak püf noktalarıdır. Dediğim gibi su çekmesini ve yumuşamasını istemiyorum. O sebeple en son ekleyeceğim ve yerken böyle çıtır çıtır hissedeceksiniz. Fıstıklarım hazır. Bakın aynen böyle güzelce kavurdum ve kenara alıyorum. En son ekleyeceğim. Soğanlarım hafif yumuşadı. Hemen üstüne şekerimi ilave ediyorum. Soğanlar hafif hafif olmaya başladı. 2 diş sarımsak alıyorum. İçine gönderiyorum. Temiz su gelene kadar pirinçlerimi yıkadım. Dediğim gibi ben 2-3 dakika sıcak suda beklettim. Nişastasından arınsın diye. Hemen tencereme bunu da gönderiyorum.
güzelce karıştırıyorum. Bu arada bu iç harcı süzülmüş ağırlığı 400 gram yaprak için geçerlidir, bilginiz olsun. Direkt 2 ile çarparak arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Şimdi birkaç dakika pirinçlerimi de kavuruyorum. Bu esnada yine biraz zeytinyağı ilave edeceğim. Kademeli olarak ekleyeceğimi belirtmiştim. Pirinçlerim de güzelce kavruldu. Şimdi geçiyoruz diğer malzemelere. İlk olarak tuzumu ilave edeceğim. Sırayla başlayalım. Kuru nane çok yakışır. Taze de en son kıyabilirsiniz. Ben biraz bol seviyorum. Dolu dolu 2 çay kaşığı ilave ettim. Hemen karabiberim. Çok karartmasını istemediğim için yarım çay kaşığı kadar ilave ettim. Yeni baharsız olmaz. Şöyle dolu dolu 1 çay kaşığı ilave ediyorum. Çok güçlü bir baharattır. Sevmiyorsanız ona göre kullanın. Tarçınım var aynı şekilde. Biraz daha koyabilirim. Önce bir hepsini karıştıralım. Bir yemek kaşığı kadar her zaman nar ekşisi eklerim. Çünkü gerçekten çok yakışıyor. Fazla değil şöyle. Güzel bir ekşilik verir. Bu aşamada hemen sıcak suda bekletilmiş kuş üzümlerini de ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Az önce bahsettiğim gibi bir su bardağı vişne suyumu gönderiyorum. Ben tarife yazdım. Arzu edenler bu aşamada içine vişne de ekleyebilir. Veya sararken yaprağa da birer ikişer adet koyabilirsiniz. İkisi de çok güzel oluyor. Ben şimdi biraz ekleyeceğim ama sararken de mutlaka yaprağıma da koyacağım. Şöyle bir yemek kaşığı, daha doğrusu servis kaşığı içine ekliyorum. Pirinçler vişne suyunu çektiği anda ne demiştim? Çıtır çıtır kalsın diye hemen fıstıklarımı ekliyorum. İç harcım hazır. Ocağın altını kapattım. 1-2 dakika kapağını da kapatıyorum. Eğer seviyorsanız kapağı açtıktan sonra 2-3 dakika sonra ilk sıcağı geçince bol miktarda dereotu da içine kullanabilirsiniz. İç harcımın ilk sıcağı hemen gitti. Bütün suları da pirinçler çekti. Dediğim gibi tarife yazmadım. Opsiyonel olarak biraz dereotu ekleyeceğim. Yine ben çok sevdiğim için biraz maydanoz ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Soğuması için bir tabağa alıyoruz ve yavaş yavaş artık sarmaya başlıyoruz. Benim bugün kullanacağım yapraklar tokat yaprağı. Şöyle göstermek istiyorum, pamuk gibi. Damarını falan almaya hiç gerek yok. Sadece şuradaki sert sapını almanız yeterli. Bu arada salamura yaprağı tuzundan arındırmak için size çok pratik bir bilgi vermek istiyorum. Suyu kaynatın güzelce, fokur fokur etsin. Yaprakları içine batırın. 2 dakika sonra hemen alıp soğuk suya şoklarsanız bir gece bekletmenize gerek kalmadan bütün fazla suyundan arındırmış olursunuz. Şimdi dikkatli bir şekilde saracağız. Ortasını iç harcından aldım. Vişne de ekledim. Bunun kalınlığı, inceliği size bağlı ama ben biraz vişneli sarmayı dolgun severim. Bu arada eldivenle zor hareket ediyorum, kusura bakmayın lütfen. Yaprakları sıkıştırdım. Ve güzelce sarıyorum.
İç harcından koyuyorum geniş kısmına. Bu daha küçük bir yaprak. Bir tane vişne koydum. Her köşesini güzelce kapatıyorum. Ve aynen bu şekilde sarıyorum. Sert kısmını alıyorum. Geniş yerine iç harcından ilave ediyorum. Ben biraz dolgun severim, o yüzden bol malzeme koydum. Şuradan bir tane de vişne alıyorum. İyice her köşesini kapatıyorum ve sarıyorum. Şimdi malzememiz bitene kadar saracağız. Dolmaları sardık, sardık diyorum çünkü Ayşe abla bana çok yardım etti. Buradan da teşekkür edeceğim. Şimdi bunları tencereye yerleştirmem gerekiyor. Peki nasıl? Tencerenin kapağını açıyorum. Eğer yapraklarım sert olsaydı düdüklü tencere kullanacaktım ama dediğim gibi pamuk gibiler. Sarılmayacak şekilde olan yaprakları tencerenin dibine diziyorum. Burada sapları da ayırdık. Bunları da mutlaka en alta ilave edin. Çok lezzet verir. Güzelce bastırıyorum. Tek tek içine sıkı sıkı yerleştiriyorum. Sararken mutlaka aralara şu şekilde her kata 3-5 tane vişne atmayı unutmayın. Yapraklarımı güzelce sardım. Üzerine son kalan vişneleri ve donmuş vişnenin doğal suyunu hemen ekliyorum. Vişnenin suyu yeterli olduğu için ekstra buradan almayacağım. Yaprağınızın mutlaka tuzunu kontrol edin. Biz hiç tuz bırakmamıştık zaten. Yaprakların hemen aynı hizasına kadar su ilave ediyorum. Yine en son şöyle biraz zeytinyağı üzerine. Tabağımı kapatıyorum. Şöyle iyice bastırıyorum. Bastırdığınızda su oranınız bu olsun. İyice bastırın. Tam böyle tabağın üstüne çıksın. Kapağımı kapattım. Ocağın altını açıyorum. Kaynadığı anda kısacağım ve 25-30 dakikada pişecek. Tüm püf noktalarını detaylı bir şekilde anlattım ama hepsine programdan hemen sonra YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinden ulaşabilir. Tüm sorularınızı Instagram için gulshahsen.com.tr'den bana sorabilirsiniz. Güzelce dinlenen yaprak sarmamı açıyorum. Mümkünse siz bir gece dinlendirin. Dikkatli bir şekilde tabağa alıyorum. Parçalamamak adına tek tek elimle tabağıma diziyorum. Mutlaka serviste vişnelerden de kullanın. Ve son olarak biraz zeytinyağı daha. Limon eklemiyorum çünkü yeterince ekşi. Bir adedinde hatta şöyle iri bir tane alacağım. İçini görmenizi istiyorum. İçi de aynen bu şekilde görünüyor. Pembe, yumuşacık, lokum gibi.